Tabii aslında 50 artı 1'in olması daha mantığa, akla yatkın geliyor. Çünkü bütün Türkiye'nin Cumhurbaşkanı seçilecek ve bütün halkın her kesimini temsil edecek. Ve çok olağanüstü yetkileri var gerçekten de. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bu yetkileri kullanacak bir kimse. En azından 50 artı 1 alması tabii daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. Ancak mevcut sistemin tabii iyileştirilmesi gereken kısımları var. Bunları da hep söyledik. Meclisin güçlendirilmesi, Cumhurbaşkanının yetkilerinin sınırlandırılması, kuvvetler ayrılığının tesis edilmesi gibi önemli adımların atılması lazım. Ancak bunlar yapıldıktan sonra halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı tarafından ülkenin yönetilmesi, tekrardan iki başlı sisteme dönülmemesi, başbakan cumhurbaşkanı ayrımı olmaması uygundur diye düşünüyoruz. Tabii Bursa ile ilgili gerçekten de dediğiniz gibi başta hızlı tren konusu. Ben zaman zaman arkadaşlara da takılıyorum. Artık bizim torunlarımız herhalde Ankara'dan Bursa'ya hızlı trenle giderler. Bize yetişmedi diye. Aynı şekilde Sivas kısmı da öyle. Bir defa bu 10 seneden beri yılan hikayesine dönmüş. Bursa gibi Türkiye'nin 4. büyük şehri haline gelen, her bakımdan ekonomik olarak, kültürel olarak, sosyal olarak gelişmiş ve çok önemli bir şehrinde, bu kadar milyon insanın yaşadığı bir şehirde bu hızlı trenin Ankara ile bağlantının sağlanmaması gerçekten de çok büyük bir ihmal. Diğer taraftan havaalanının daha etkili çalıştırılması, direkt seferlerin daha sık ve yoğun bir şekilde yapılması son derece önemli bir talep, haklı bir talep Bursalılar açısından. Bir de tabii Bursa'nın trafik meselesinin çözülmesi son derece önemli. Ancak bu üç konuda da iktidarın veya belediyenin yeterli adımları, gerekli adımları atmadığını Bursa'daki arkadaşlarımız da ifade ediyorlar. Bursa tabii bizim için son derece önemli, hem milli görüş tarihi bakımından hem de tabii Osmanlı şehri olması bakımından. Hem siyasi önemi var hem manevi önemi var. İnşallah bu sorunlar yeniden Refah iktidarında çözüme kavuşturulacaktır diye ifade etmek isterim.